Sen bir Vildanun Muhalledun annesisin. Vildanun Muhalledun Allah katında ebediyetleştirilmiş çocuklar demektir. Onlar cennetin sevimli narin neşeleri olacaktır. Ve o büyük gün geldiğinde anne babalarının cennette hazırladığı yerde onları kapıda karşılayacaklar. Allah nasip etsin. Mir Hanım, cennette beni bekliyordur şimdi. Bu benim imtihanım. Allah'ım, sen bu imtihanı geçmem için, isyan etmemem için bana güç, sabır ver. Mirana gideceğim. Gelmek ister misin? Gidiyorsun. Mirana. Çiçekler Mirana mı? Evet. Mirana. Mirana çiçekleri çok sever. Bu da onun çok sevdiği bir çiçek. Peki o nerede, gelmiyor mu seninle? Sanmıyorum. Neyse küçük adam. Sonra görüşürüz. Gelebilir miyim? Gel. Bu çiçekleri kim aldın? Mirana. Ben anamcığıma çiçek götürdüm. Senin en sevdiğin çiçeği. Evet. Bunlar da benim en sevdiklerim. Ben gidemiyorum. Sen benim yerime götürebilir misin Mirana? Ben
yapamam. Neden? O gelememiş. Berfin ablam öyle söyledi. Ama sen ona gelebilirsin. Özlemiştir seni. Hiç beni arama. Sen ağlayınca benim de ağlayasım geliyor. Henüz ölmene gerek yok. Ben konuştum bir anla. Rüyamda yani. Çok güzel bir parktaydım. Her yerde kuşlar, kelebekler vardı. Bana aldığım boyalar onda da vardı. Resim yapıyordu, sonra seni sordu. İyi dedim, yemek diyor artık dedim. Dilerim. Ne olur ağlama, ben seni üzmek istemedim ki. Miranda seni bekliyor diye söyledim. Haklısın. Oğlum beni bekliyordur. Miranda beni bekliyordur. Hadi oğlum, kolay gelsin. Görüşürüz alacağım akşama, sağ olasın. Ha Mehmet, kedilerin maması bitmiş. Ondan da alır mısın? Hiç de unutmaz kedilerini, tamam, merak etme. Ne demiş eskiler? Kurda kuşa aşağı, evde pişen kedinin köpeğin de hakkı var. Güzel kalkayım, gel buraya. Hadi hadi, geç kalacaksın. Yaş olanlardan da al. Sütlaçın dişleri artık tutmuyor ya. Hepsinden alırım, tamam. Hadi görüşürüz. Ben de kedilerin suyuna bakayım. Hoş geldin kızım. Ne? Gel içeri. Vallahi iyi oldu geldiğin. Ben de seni merak etmiştim. Hemen gitmiyorsun herhalde. Gel bir çay içelim. Yok, hemen gitmeyeceğim. Ben aslında çalışmaya geldim. Sizce de uygunsa bugün başlayacağım. Ay, uygun hem de ne uygun. Gel gel içeride konuşalım. Kapı ağzında konuşmayalım. Kapıyı tam kapat. Kapının kolunda bir şey var. Kapanmıyor. Tamam. Miran, annem, ben senin yokluğunu nasıl kabul ederim? Yapamam. Miran'a, Baran amcama çiçek götürdü. Senin en sevdiğin çiçeği. Evet. Bunlar da benim en sevdiklerim. Ben gidemiyorum. Sen benim yerime götürebilir misin Miran'a? Ben yapamam. Ağlama, özür dilerim. Ne olur ağlama, ben seni üzmek istemedim ki. Miran da seni bekliyor diye söyledim. Hmm.
güzel yavrum benim. Aslan oğlum. Yakışıklı oğlum. Miran'ım. Bak ben geldim. Baban geldi. Annen de gelmek istedi ama gelemedim. Yapamadı oğlum. Ama sen üzülme. Gelecek. Hazır olunca gelecek o. Üzülme, tamam mı? Biz yalpalanıyoruz be oğlum. Yokluğuna alışmaya çalışıyoruz. İnan hiç kolay olmuyor. İkimiz de sensiz nasıl devam edeceğimizi bilmiyoruz. Onunla baş etmenin yollarını arıyoruz ama henüz bulamadık. Kalp ağrıyınca insanın evi bile cehennem oluyormuş. Seni hatırlatan en ufak bir hatıra bile kalbimize hançer gibi saplanıyor. Bizi darmadağın ediyor oğlum. Yüreğimizdeki sızını hiç dinmiyor. Bir an bile hafiflemiyor. Ama ben sana bir söz verdim. Annene çok iyi bakacağım dedim. O sözü tutmak zorundayım. Annen için ayakta durmak zorundayım oğlum. Bunu sana borçluyum. Seni koruyamadım. Anneni korumak için, onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya mecburum. Çünkü ondan başka tutunacak dalım kalmadı be oğlum. Ama sen üzülme, tamam mı? Sakın üzülme. Ben onu iyileştireceğim. Bir dahaki sefer onunla birlikte geleceğiz. Merak etme. Tamam mı? Üzülme. Annem bana emanet. Bak. Sana ne getirdim? Annenin en sevdiği çiçek. Unutma beni çiçeğim. Thank you.
seni hiç unutmayacağız oğlum. Sen her zaman bizim oğlumuz. Miran'ımız olarak kalacaksın. Asla unutmayacağız seni.